Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Ajans e, 17'yi bugün e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde e, yapıyoruz. Sağ olsunlar, Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da bizi kabul ettiler. Habertürk Televizyonu'nu kabul ettiler. Çünkü konuşacak o kadar çok mesele var ki e, kendisine konuşacağız. Sağ olsunlar o da kabul ettiler röportajı. Efendim çok teşekkür ederim, Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Bugün bazı görüşmeleriniz de oldu. Onlara da birazdan e, soracağım sizlere. E, müzakereler e, ne aşamada? Birçok merak ettiğimiz e, başlık var ama özellikle Mayıs 2015'te aslında siz bu sürece başlattınız Rum kesimiyle birlikte. Ciddi anlamda da artık sona yaklaşıldı açıklamaları biz sizden duyuyorduk ki bir enosis kriziyle karşı karşıya kaldığı süreç 22 aydır devam eden bir müzakere sürecinden bahsediyoruz. Biraz izleyicilere de özetlemek için. Fakat siz ya yani Türk tarafı olarak Perşembe günü yani dün yapılan rutin liderler görüşmesine katılmadınız. Katılmama kararı aldınız. Bunun nedeni de Kıbrıs sorununun çözümü için siz bir araya geldiğinizde en son Güney Kıbrıs Rum kesimi yönetimi lideri Anastasiades masayı terk etti. Biliyorum farklı platformlarda anlattınız ama o gün orada neler yaşandı? Bu kriz aşılabilir mi? Sizin beklentileriniz ne? Masa tamamen devrildi mi? Yoksa Kıbrıs'ta yine çözüme yaklaşılabilir mi? Merak ettiğim birçok soru var izninizle. Hemen Kıbrıs'tan canlı yayınımıza başlayalım efendim. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lefkoşa'dayız, Cumhurbaşkanlığındayız. Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı ile birlikteyiz ve hemen başlıyoruz. Efendim, şimdi e, Güney Kıbrıs Rum lideri Anastasiadis masayı terk etti, e, bazı açıklamalar yaptı. E, ne oldu orada? Niçin masayı terk etti? Onlardan gelen bazı açıklamalara göre sizin de oradan ayrıldığınız yönünde bazı açıklamalar da geldi biliyorsunuz. Ne yaşadınız orada siz? Kim vardı o görüşmede? Şimdi tabii o e, görüşmede biz e, belli spesifik bir konuyu konuşmaya gittik. E, o konu da e, Rum Meclisi'nin e, aldığı bir kararla ilgiliydi. Evet. Karar neydi? E, karar 67 yıl önce e, Rum toplumunun içinde yapılmış olan e, bir oylama, e, bir defterlere imza atmak suretiyle enosis yani Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması e, hakkında bir e, karar e, üretme girişimi, buna plebisitte e, deniyor. Evet. E, o olayın e, 67 yıl sonra e, okullarda e, Rum gençlerine, e, ortaokul ve lise çağındaki gençlere kutlanacak bir olaymış gibi, e, kutlanacak bir olaymış gibi, onore edilecek bir olaymış gibi, Takdim edilmesine ilişkin alınan karar Dolayısıyla biz o toplantıya sırf onun için konuşmaya geliyoruz müzakerelerle ilgili başka bir başlık konuşmayız çünkü bu son derece vahim bir gelişme oldu hiç beklenmedik bir gelişme oldu müzakereleri zehirleyecek olan bir gelişmedir bu Dedik. Sizi şaşırttı mı peki bu karar? Yani hiç böyle bir şey bekliyor muydunuz? Hayır hayır yani bu böyle aniden gelişti? Eğitim ile ilgili bir yasa kapsamında bir tüzük görüşülüyormuş. O da biraz tuhaf çünkü meclisler tüzük görüşmez. Meclis yasa yapar. Onun da onayı cumhurbaşkanına gider. Ama bunlar da cemaat meclisleri döneminden 1960'tan. E, gelme bir e, kuralmış. Bu tüzük de yapıyorlar. Hı hı. E, ve o tüzük de e, başkanın onayına gitmiyor. Doğrudan resmi gazetede ilan edilip yaşama e, geçiyor. Şimdi e, bu olayın tabii ki e, bizi tedirgin edici çok ciddi boyutları vardı. Biraz bunun üzerinde durmakta fayda Lütfen, var. Ben de özellikle neden tedirgin etti sizi? Evet, o karar etmiş. ne anlama geliyor? Onu da biraz bunları anlatalım. Sonra o gün neler oldu daha sonra izah edelim ki e, izleyenlerimiz de bunu daha iyi bir kavrasınlar. Şimdi e, bir liste var okullarda. Bunun Hı -hı. içerisinde e, anılacak günler var. Hı. Bu anılacak günlere bir baktığınız zaman hepsi iyi olaylar. Yani mesela Kadınlar Günü, İnsan Hakları Günü, İşçi Günü, Efendime söyleyeyim İnsan Hakları Günü. Bunlara şimdi Enosis plebisitini de anma günü diye bir madde ilavesiydi bu. Kim getirdi bunu Rum Meclisi'ne? Güney Kıbrıs'a geçtikleri zaman Kıbrıslı Türklerin araçlarını taşlayan, e, hatta e, fiziki e, zarar da veren, e, insanımıza da bedenen zarar veren bir e, grup var. E, o grup sonra partileşti ve şimdi iki milletvekiliyle Rumların meclisinde temsil ediliyorlar. Elam evet. diye bir e, ırkçı, e, faşist bir parti. Onların önerisiyle mi meclise <laughs> geliyor ama benim bildiğim kadarıyla e, Anastasia Disi'nde de destekliyor aslında. Evet, Biraz şimdi onların aldım. önerisiyle geliyor... <laughs> Ee, komitede, komite safhasında Anastasiadis'in partisi, DİSİ'nin üç üyesi destekliyor. Evet. Ondan sonra genel kurul aşamasına gelince hı hı. E, en büyük grup iki tane. Birisi DİSİ, birisi AKER. Hı hı. AKER karşı çıkıyor, red oyu veriyor ama Anastasiadis'in partisi de red oyu verse geçmeyecek red oyu vermiyor, çekimser kalıyor ve dolayısıyla diğer küçük irili ufaklı partilerin oyları inan geçiyor. Bu ne anlama geliyor peki? E, bu şu anlama geliyor. E, yani ben gözlerimi kapayım ama bu karar geçsin. Ama ee, bir yandan da sizle masada oturup müzakereleri yürütüyor. Evet. Şimdi e, olayın ikinci boyutu bu. Yani birinci boyutunda konunun doğrudan öğrencileri ilgilendirmiş olması, hı hı. genç kuşağı ilgilendirmiş olması. O genç kuşak ki çözüme en uzak kesimdir Rum toplumunda. Bakınız bizim gençlerimiz çözüme en yatkın kesimdir. Onların genç kuşakları, okul çağındaki gençleri bütün araştırmalar gösteriyor ki çözüme en uzak kesim. Dolayısıyla onları Böyle bir aşamada en enosis idealiyle Hı. geçmişin e, e, şeyinde kalma çöplüğünde kalması gereken bir olayı yeniden alıp onların zihinlerinde canlandırmanın bu adada tam da bize gerekli olacak olanın tersi e, bir şey. bize gerekli olan ne biliyor musun? bize gerekli olan barış kültürü. Bu adada özellikle genç kuşakların iyi eğitilmesi, doğru eğitilmesi konusu bizim için asıl gerekli olan. Kuşkusuz. Ama özellikle bu ilk 1960'larda işte bu karar çıktıktan sonra aslında o dönemde neler yaşandığını da bir anlatmakta fayda var. Ne dersiniz? Yani bu karar çıktıktan sonra bildiğim kadarıyla işte sonra gerginlikler yaşandı. İşte 1974 barış sürecine kadar giden bir süreç yaşandı ve birçok kişi hayatını kaybetti siz anlatın isterseniz. E, Enosis'in yani, nelere yol açtığını e, bir hatırlamakta fayda var. Enosis dersiniz. fikri, yani e, Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması ideali uğruna nice canlar gitti bu topraklarda, nice, nice kanlar döküldü, nice ocaklar söndü. Çatışmalar yaşandı. E, 1950'lerde başlayan bu süreç, 1960'da Enosis'in gerçekleşmeyeceği anlaşılınca ortak bir cumhuriyete evrildi. Hı hı eee Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar bu ortaklık cumhuriyetini kurdular. Arada Şimdi bir e, arada bir bölge iki bölgeye oldu. O zaman bir, iki bölge yoktu da. Yoktu daha. evet. Daha sonra. Daha sonra, onu, daha sonraki yıllardan bahsedeyim. Onu söyleyeceğim. <laughs> Kıbrıslı Türkler 63'te <laughs> ortaya çıkan hadiselerde küçük küçük enklavlarda yaşadık biz yıllarca. Evet. 74'ten sonra 74'ten iki sonra iki ayrı bölgeye eee kavuştuk. Peki. Ee, ancak şunu söylemek istiyorum. Ee, Enosis e, olayı e, 1960'ta kurulan Ortaklık Cumhur Cumhuriyetinden sonra unutulmadı. 1963'te yeniden olaylar patlak verdi. Gene hedef e, Enosis'ti. hı. hı. E, ve ne oldu? E, bakınız, şu içinde bulunduğumuz bina benden önceki tüm cumhurbaşkanlarını barındırdı ama ilk ben de gelmiştim Sayın Rauf Denktaş. Geldi A Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet. Galiba Sayın Demirel e de gelmişti. Öyle öğrendim. Onu da Allah rahmet eylesin diyelim. Sayın Demirel döneminde diyelim. evet, evet. Ee, şimdi e ilk e Cumhurbaşkan yardımcısıdır Doktor Fazıl Küçük Rahmetli. Hı hı. Ve bu binadaydı. Üç yıl sürdü ama. Evet. 63'te işte yine o Enosis en hedefiyle e Cumhuriyet yıkıldı. Rumlar tek başlarına bugün hala daha sahip oldukları cumhuriyete sahip çıktılar. Bizim ortaklık haklarımız olduğu halde hı hı. geldik 1974'de ee, Enos, Enosis'ten uzaklaşır gibi yaptığı görülünce Makarios'un Albaylar Cuntası Yunanistan'dan darbeyi yaptı ve e, Kıbrıs'ta 1974'ten sonra işte iki bölgelilik ondan sonra hı hı. ortaya çıktı. Şunu söyleyeceğim özetle Enosis bu adadaki kötülüklerin anasıdır. Onun için böylesi bir olayın plebisitini kalkıp da genç kuşakların dimalarına nakşetmeye çalışmak kadar yanlış bir şey olamazdı. Dolayısıyla... Siz ama kararlısınız. Siz ne istiyorsunuz şu anda? Şeyden? Şimdi istediğim şu, yani bu konuda bu yanlış kararın düzeltilmesini istiyoruz. Çünkü o günkü toplantıya gittiğimizde Sayın Anastasiyadis de bu kararın yanlış olduğunu söyledi bize. E bu karar yanlışsa o zaman düzeltelim. Peki kamuoyu önünde bunu nasıl bunu e, yarım ağızla söylüyor, tam net söylemiyor. Üstünün Ancak nasıl burada orada? önemli olan şu ama yani kapıyı çarpıp mı gittiğini yaşadınız? Evet sonra. tabii ondan anlatacağım. Bu, evet. E, şimdi biraz vaktimiz daha bol diye böyle yavaş Hı. anlatıyorum. Ama yine de çok baş başa anlaşınsın ama ayıp. galiba çok sorularınız var. Çok sorun var e, evet. Süratinizden onu anlıya. 50 dakikalık ben, zamanımız var ama. Ben efendim. de biraz hızlanayım o zaman. Sağ şimdi olayım. o gün bunu kendisini anlatmaya çalıştık. Elam gibi ırkçı bir partinin peşine sürükleyenin kendi partisi olduğunu. Bunun Kıbrıslı Türklere doğru bir mesaj olmadığını. Genç kuşaklara bu yanlış mesajın verilmemesi gerektiğini ve bir de bunun üstüne üstlük bizim bu kaygılarımızı küçümsemelerini bunların yanlış olduğunu anlatmaya gittik, anlattık. Kendisi bizi gönlünü açarak, beynini açarak dinleyeceğine biz bir sayfa anlattık, o bize beş sayfa şikayette bulundu. Ne şikayet ediyor? Yani işte o da 20 Temmuz'u kutluyorsunuz diyor, unutuyor ki 15 Temmuz darbesinin sonrasında 20 Temmuz gerçekleşti. 20 Temmuz enosisi önledi. Aynısını aynı kefeye koyamazsınız her ikisini. <laughs> Her neyse sonuçta kapı çarpma olayı da şöyle oldu. Bizi dinleyen Birleşmiş Milletler'in danışmanı, Sayın Genel Sekreter'in danışmanı olan Espen Ay'de anlıyorum ki dedi ortada bir sorun var. İkiniz de bunun yanlışlığını söylüyorsunuz. Bunu düzeltmenin yolları var. Haklı ya da haksız dedi. Bakın Kıbrıslı Türklerine yüzde yüz hak vermedi kendince ama... Haklı ya da haksız bir algı oluştu. Kıbrıs Türklerinde bu yanlış algıyı düzeltmek gerekir demeye kalmadı. Sen ne demek istiyorsun? işte Benimle değil, Beme ile aslında bu Tartışıyor. kavgası. Öyle mi? E, ama e, kalktı, kapıyı çarparak bir hışımla terk etti odaya. Arkadan Beme yetkilisi çağırıyor. Terk etmeyin e, toplantıyı. Daha söyleyeceklerim var diyor. Terk etti gitti. Buun üzerine biz de dedik ki yani müzakere dediğiniz hadise bu şartlarda nasıl devam edecek? Bu yapılan büyük bir saygısızlıktır. Buna iznimiz yoktur. Bunu tolere et, etmek niyetinde değiliz dedik. Öyle ayrıldık biz toplantıdan. Peki, Şimdi ne istedik? Size Rum Meclisi'nin aldığı kararı yanlış olduğunu size söylüyor ama evet. Söyledi. Evet. Doğrudur. Daha sonra açıkladı da kamuoyunda. Ama henüz bir onlardan bir açıklama gelmedi dünkü <laughs> konuşmaya. Siz gitmediniz. Ne <laughs> olacak bundan sonra? Şimdi söylenen şudur. Ee, önce zamansızdır demeye kalktılar. Ee, biz de böyle bir olay tüm zamanlar için yanlıştır dedik. Bunun zamanlaması olmaz. Onu, onu da düzelttiler. Adım adım düzeltti, düzeltiyorlar bazı şeylerini. Yanlış bir şeydi, kötü bir fikirdi, olmamalıydı, popülist bir davra, davranıştı e, diyor şimdi. Şimdi eksik kalan şu. Sen de yanlışlığını saptamışsan düzelt. Nasıl düzeltilecek? Yolu vardır bunun. Ee, Akel buna karşı çıktığına göre DC de en nihayet bunun yanlış olduğunu görüyorsa, o zaman el ele verirler, mecliste yeni bir düzenleme yapabilirler. Onu bekliyoruz. Yapacaklarını düşünüyor musunuz? Ee, yapmaları gerekir. Eğer e, müzakerelerde e, gerçekten e, sonuca doğru e, gitmek, masa devrildi mi dediğiniz konuşmanızın başında. Masa iyice bir sallandı. Devrilmemesi için onu desteklemek lazım. Bu destekte yapılan hataları düzeltmekle olur diye düşünüyorum. Peki ama şimdi bu kadar müzakere masasında 22 aydır bir süreç e, ilerlemişken belli bir safhaya gelmişken kim o safhanın ne olacağı olduğunu da birazdan soracağım. Onunla ilgili de kafalarda bazı haritalar konuşuldu, eleştirildiniz bazı noktalarda. Onlara da soracağım size ama hmm. neden e, diz <laughs> bu kadar masadayken bunu yaptı sorusunun yanıtı biraz 2018'deki seçimler midir? Bence öyleydi. E, Kardak evet. krizi, son en son Ege sularının ısınması mıdır? Yunanistan'ın bir anlamda biraz yönlendirmesi midir? Nedir ana sebep? Yani Kardak'la e, ilgisi olduğunu düşünmüyorum. 2018 Şubat seçimiyle çok ilgili olduğunu değerlendiriyorum. Çünkü ben e, uzunca bir süredir hep 2016 sonunu hedef olarak gösterdim hı hı. ve dedim ki eğer 2016 sonuna kadar bu sorunu çözmezsek 3-4 tane önemli konu gelecek. Bir yeni bir genel sekreter, iki yeni bir ABD yönetimi. Hı hı. Kıbrıs'la ne zaman ilgilenecekler belli değil. Gerçi sayın Guterres çok il ilgili ve dosya birden hakim olmaya başladı ama. Amerika'da daha ne olacak, ne bitecek bilemiyorum. Banki göre da daha ilgiliydi. mı yeni Birleşik Milletler Genel Sekreteri? Banki <laughs> göre, göre daha, daha mı tabii farklı? 10 yıl harcadı Kıbrıs'la ilgili. O daha 1-2 aydır. Ee, ama kararlı görünüyor. Yani e, yetenekli bir genel sekreter olacağı benziyor benim değerlendirmem bu. Peki. Ancak e, sadece bunlar değil. İki tane daha büyük tehlike var. Kıbrıs'tan kaynaklanan bir tanesi hidrokarbon araştırmaları yeniden başlayacak. Bu yeni e, tansiyonlar getirecek, yeni sorunlar yaratacak. Hatırlarsınız iki yıl önce e, yine böyle bir durumda Barbaros Hayrettin gemisi gelmişti. Sayın Anastasiyadis masayı bırakıp gitmişti yine. E, aslında Sayın Anastasiyadis'in masayı bırakıp gitme olayları ilk değil. E, benim geçen yıl Sayın Erdoğan'ın davetiyle geldiğim bir yemek vardı. Evet. Orada da Mayıs bir kriz ay. yaşamıştınız. Ee, oraya gittim diye ve genel sekreterle orada görüşme yaptım diye kriz çıkardı ve anlamsız bir şekilde toplantılara gelmemeye başladı. Neden sonra tekrar toparladık ve hı hı. müzakere başladı. Ee, yine e, yeni gerginlikler, yeni krizler getirebilir. İşbirliği alan olması gereken bir e, alan hı hı. E, hidrokarbon enerji çünkü bu enerjiden tümümüz yararlanabiliriz. Bakın e, İsrail ile Türkiye ilişkilerini geliştiriyor. İsrail gazıyla Kıbrıs gazının birleştirilerek Türkiye üstünden Avrupa'ya sevk edildiğini düşündüğünüzde tüm taraflar bundan yararlanacak. E, Türkiye'den buraya su geldi. Ek kapasiteyle bu güneye de verilebilir, onlar da bundan yararlanabilir. Bir tarihte biz balonla su getiriyorduk. Bilmiyorum sizin gelişiniz ona mı denkti? Sayın Demirel'le bir, bir açılış yapmıştık. Su geldi diye. Zannediyorum evet. Olabilir. Yüzden, ben de evet. vardım o zaman. Ama tabii ki taşıma suyla değirmen dönmez falan derler ya. Hı hı. Şimdi asıl su geldi Türkiye'den. Bu gelen sudan Rumlar da yararlanabilir. Onlar da tankerlerle Girit'ten getiriyorlardı o dönemde. Evet. Haliyle e, gerek enerjide, gerek suda, elektrik kaplolarında da bu sağlanabilir. Yine Orta Doğu'dan Avrupa'ya bir kaplo söz konusu. Hı hı. E, İsrail, Kıbrıs, Yunanistan, e, İtalya diye bir bağlantı projesi var kafalarda. Halbuki Türkiye Yunanistan'a ve Bulgaristan'a enterkonnekte vaziyette istediği an bağlanabiliyor Avrupa'ya, Türkiye. Hı hı. İsrail, Kıbrıs, Türkiye elektrik olayını da çözer haliyle enerji, elektrik, doğalgaz, su bütün bu alanlarda bu kadar işbirliği olanağı varken bu adada biz 67 yıl öncesinin enosisiyle uğraşır hale geldiğimizi görünce insan gerçekten üzülüyor e, bu durumlara. Ama Rum lider Anastasya şöyle bir açıklaması var. E, bilmiyorum. Onu birazdan sorayım da. Akıncı'ya masaya çağırıyorum. Koşulsuz olarak masaya dönmeli. E, Türk lideri diyaloğun devamını ve iki toplumun ortak çıkarları için ciddiyetle davranmaya davet ediyorum diyor. Siz koşulsuz e, olarak masaya döner misiniz? E, bu açıklamalar için ne be, dersiniz? Benim getirdiğim koşul değil ki. Benim getirdiğim bir hatanın düzeltilmesi. Kendilerinin de Hata olduğunu kabul ettikleri bir durumun düzeltilmesini istiyorum ben. Hı hı. Bu koşul, maşul bu, 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 bu koşullar başka türlü konur. Burada kendilerinin işlediği vahim bir hatayı Kıbrıs'ın geleceğini kurtarmak için düzeltmelerini bekliyorum ben. Başka bir beklentimi yok. Kendilerinin hatadır dediği bir şeyi düzeltmelerini bekliyorum. Bir insan, bir parti bu konuda bir hata var dedikten sonra yapması gereken ikinci adım değil midir düzeltmek? Onlar bunu yapacaklar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Diyorlar ki Sayın Akıncı müzakereye kaçmak için geldi. Alakası yok. Ve bu konuyu bir de Türkiye'deki referandumla ilişkilendiriyorlar. Evet ben de onu soracaktım. Size var mı referandum süreciyle bu son gelişmelerin bir ilgisi? Size Etkisi oluyor mu? Efendim? Kesinlikle şunu, şunu söyleyeyim. Önce bir tespit yapayım. Yapalım. Referandum süreçleri, seçim süreçleri, kuşkusuz ki hassas dönemlerdi. Bunu inkar etmeye gerek yok. Evet. Türkiye'nin de şu andaki konsantrasyonun eee referandum üzerine e, odaklı olduğunu hepimiz biliyoruz. Hı. Bu da bir gerçek. Ancak şöyle de bir gerçeklik var ama. Yani Türkiye büyük bir devlet. E, Türkiye dışişleri çok tecrübeli diplomatlarla dolu. Biz sürekli onlarla diyalog içindeyiz En Zaten, son geldi Sayın Çavuşoğlu da buraya. O da geldi. Onun gelmediği dönemlerde Bürokratlar geliyor, büyükelçiler geliyor, bizim arkadaşlarımız gerektiğinde gidiyor. Yani bizim Türkiye'nin diyaloğumuzu sürdürüp müzakere süreçlerinde belli adımlar atmak için Türkiye'deki referandumu beklemeye gerek yoktur. Ve bunu açık söylüyorum size net. Türkiye'nin böyle bir talebi de olmadı. Bir terkini oldu mu size Türkiye'nin? Olmadı. Olsa söylerim. Ee, aslında bu telkini kendi kendine yapan Sayın Anastasiya Siz ne yapıyor biliyor musunuz? Ne yapıyor? Ha? Şöyle diyor o. Yani diyor ki işte bu hengemenin içinde Türkiye karar alamaz. Halbuki Türkiye'nin baktığı, benim görebildiğim gibi, benim de baktığım anlaşmanın özüdür, içeriğidir. Eğer bu anlaşma e, siyasi eşitliğimizi sağlıyorsa, özgürlüğümüzü e, sağlıyorsa Güvenliğimizi de teminat altına alıyorsa, bütün ada için söylüyorum, yalnız kendimiz için de söylemiyorum. Hı hı. Eğer bu adada eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde bir gelecek inşa edebiliyorsak, ben bu anlaşmayı savunurum, desteklerim ve referandum var yok oyumu da veririm. Birazdan o anlaşmanın bazı işte içeriğine nereye Girelim. kadar geldiğimiz ona gireriz ama Hı. şimdi size şunu izninizle hatırlatayım. Bu Hı. referandum Hı. süreci AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak bir girişimi sonucunda referandum süreci oldu. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin bu süreçte bu ittifakı yapıyor olmasının Kıbrıs meselesine yansıması ne olur? Çünkü Sayın Bana Devlet böyle... Bahçeli'nin açıklamaları araya girmemek adına hatırladım. Sayın Devlet Bahçeli en son 2016'daki işte grup toplantısında 11. ayda ayın 17'sinde KKTC Türk vatanıdır. Kıbrıs'ın tapusunu devrederlerse bunu açıklayamazlar. KKTC Cumhurbaşkanı tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyadır demişti. Çok net bir tavrı var MHP'nin. Olabi, olabilir. Yansıması olur mu efendim? bakınız. Yalnız MHP'nin değil, Cumhuriyet Halk Partisi de sözcüsü aracılığıyla çıkıyor, hatta mecliste haritalarda gösterildi. Buraya geldiler, ben kendilerini anlattım. Sayın Kılıçdaroğlu da geldi, ben onu ziyaret ettim Ankara'da. Hı hı. Müzakere sürecinin desteklediklerini söylediler bana. Ama zaman zaman iç politik kaygılar farklı söylemlere de evrilebiliyor. Bunu yaşıyoruz, görüyoruz. Bence yapılması gereken en doğru hareket, Türkiye iç politikasının dışında tutabilmeyi başarmaktır. Kıbrıs sorununu çünkü Kıbrıs'tan müzakereler, ta 77-79 Doruk anlaşmalarından yani rahmetli Denktaş'ın önce Makariosla sonra Kipriyanu'yla yaptığı zirve anlaşmaları, hı hı. ardından en yenisi 11 Şubat 2014 Sayın Anastasiades'te Sayın Eroğlu'nun yaptığı Sayın Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı olduğu. Sayın Erdoğan'ın başbakan olduğu henüz daha seçilmemişti Cumhurbaşkanı başbakan olduğu dönemde ve buradaki bütün partilerin bütün siyasi partilerin onayladığı iki kesimli iki toplumlu federal çözüm çerçevesinde yapılıyor. Bir şey daha söyleyeyim altı tane başlık var yürüttüğümüz müzakerelerin, A, bu altı başlıktan beşincisi, bir tanesi toprak düzenlemelerine ilişkindir. En çok tartışma çıkan başlıklar. Tamam, onu da mi? birazdan soracaksınız demiştiniz. Evet. Sorarsınız, onu da yanıtlarım. Ama Kıbrıs'ta e, olacak olan çözümün parametreleri bellidir. Ben hı. parmağımın arkasına saklamadan söylüyorum. Yüzde 29 artı oranı ki ben bunu kabul ettim e, Cenevre'de, hı hı. E, ondan önce e, Mont Pelerin'deki toplantılarda. Kuyayar Belgesi'nden gelen daha 1986 yılında ve meclisimizde de burada ulusa Birlik Partisi dahil bütün partilerin onayladığı, rahmetli Denktaş'ın da onay verdiği bir orandır. Hı hı. Ve bu oran, benim e, öngördüğüm oran, anlam planında halkımızın %65'inin, ...kabul ettiği orandan da daha iyi. İzninizle. Daha bir, kötü bir, değil. Bir yere geleceğinizin farkındayım ama unutmayın sözlerinizi. Ama şu eleştiri yapılıyor size. E, tamam, e, Rauf Denktaş söylemi söyleniyor. Sayın e, Adan Rahmi Sayın Denktaş Hı. da o orandan bahsediyordu. Ama 2004 yılındaki Anna Pira'nın ardından... E, ...bir anlamda Güney Kıbrıs buna hayır dediği için... ...aslında biraz eli zayıfladı... Sizin elinizin daha güçlü olduğu dolayısıyla aslında yüzde otuz değil mi buradaki oran aşağı yukarı aşağı evet. 37 yedi. Neden yüzde otuz değil de yüzde yirmi dokuz başlattınız sayın? Şimdi biz yirmi başladık yirmi beşlere düşmek için başlamadık. Hı. Çünkü zaten yirmi asla düşmeyecek çünkü bir oran kabul edildi 28.2 29.2 nokta Yani Rumlar 28.2'nin sekiz altında bir şey öneremezler zaten yüzde otuz de başlarsanız eğer eee onlar Başlayamaz da Başlayamaz mıydınız o %37'de? E ben %37'de başlardım. O o, o da %17'den başlardı. Nasıl hı. anlaşacaktık? %32'lerden başladık. O da 24-25'lerden başladığı için öyle yaptık. O 28'lere geldiği için ben de 29'lara indim. Hı hı. Başka türlü nasıl uzlaşacaksınız? Şunu herkes net olarak bilmeli. Eğer Kıbrıs'ta çözüm olacaksa Evet bizim harekatta elde ettiğimiz daha önce Rumlara ait olan toprakların bir bölümünü hı hı. vermek durumundayız. Nereleri, bir nereleri vermek durumundasınız? Efendim? Nereleri vermek durumundasınız? Ha, onu anlaşacağız. Şu anda anlaşmadık. Ama bir harita Uzlaşmadık. var. Bir harita var. E, Birleşmiş Milletler'in kasasında kilitli. Hı hı. Biz Rumlara harita vermedik. Bu da yanlış değerlendirilir. Yani gidip harita vermiş değiliz. Ne Orada oldu, çünkü şu iz, izninizle şu eleştiriliyor. Çünkü daha anlaşma Hı. bitmeden haritanın kasalara konması Hı. riskli ve, ve sizin elinizi de zayıflatıyor. Anlaşma eleştirisi. bitecekse e, bir yerden bunu konuşmanız lazım. Güvenlik garantileri için konuşuyoruz? Artık bu iş bir sona geldi diye, bitsin diye. Bu iş 50 senedir konuşuluyor Didem Hanım. Biliyor musunuz ne zaman başladığımızı Zekereler? 49. yılındayız. 1968 yılında. Denktaş'la Kleridis, Beyrut'ta başlattılar Kıbrıs müzakerelerini. 50 yıl. Bu kez yakın mısınız peki çözüme baktığınızda? En ya, yani şuna yakınız. Ben 5 yılda ben konuşabilirdim çok rahat. İnanın Rum tarafı da buna meyyaldi yani hazırdı. Konuşalım işte onların seçimi geliyor. Seçimden sonra devam. Ondan sonra benim seçimler gelir. Ben kalırım, ben giderim, başkası gelir. Onunla devam. Hı hı. E, bunun sonu yok. Biz artık Kıbrıs'ta bu çözüm olabilecekse olsun diyoruz. Olamayacaksa da bilelim diyoruz. Yani geldiğimiz, geldiğimiz nokta şu, budur. Şu toprağı bir konuşalım mı? <gülüyor> <gülüyor> şu harita çok gösterildiği için izinize yani sığınarak şeyde, e, yani buna ben şöyle bir izleyicilere göstereyim efendim. Şu, şu toprak e, konuşulduğu... Şimdi tarzı. o kırmızı kısım mı bizim? İşte bir dakika. Olası anlaşmadan sonra Kıbrıs Türklerin yönetimlerini kuracakları bölge olarak... E, kırmızı... Işte bir, evet, yazılı basında e, birçok yerde... Kırmızı de, bizim. Evet. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu Rumların sunduğu haritadan da daha kötü bir harita. Hangi vicdansız çizdi ki bu haritayı? Hı hı. Böyle bir şey yok. Bunu, bunu gösterenler için yani kim çizdiyse diyor. Peki. yani böyle bir haritanın aslı astarı yok Peki, müzakerelerde ele alınan haritayla ilgisi bir şeyi yok bazı yerler e, basında da yer aldığı için e, açık bir şekilde biliyorum şu anda söyleyeceğinizi düşünmüyorum zaten o haritada ama kamuoyu sizin kamuoyunuzla Türkiye kamuoyu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları da merak ediyorlar örneğin işte Güzel Yurt var mı? Kapalı Maraş var mı? Dipkarpaz var mı? E, ne dersiniz? Şimdi e, ayrıntıya girmem mümkün değil bu hı hı. konuda. Gereksiz spekülasyonlara yol açmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Bu bir. iki bu harita Rumlara verilmedi. Ne yapıldı? Ne Beme, yapıldı? Beme'nin huzurunda onların haritasının e, is, e, öngörülen yüzdeliğe ikiye bizimki de 29.2'ye uygunluğu saptandı. Beme haritacısı tarafından hı. ve bu harita... Ee, Sayın Anastasiadis reddetti bizim haritamızı. Biz de onun haritasını reddettik. Bu gösterdiğinizden bir uzlaşma yok yani. Bu, hayır. Bu gösterdiğinizden daha iyi bir harita olmasına rağmen reddettik. Hmm. Ee, çünkü bu yüzde kaç bu? Bilmiyorum. Bilmiyorum bu, ki ben de bunun yazıyor yüzdesi. Yazıyor mu yüzdelik? Yok efendim yazmıyor. Yazıyor. Yani neyse aslı astar olmayan bir haritama ne yazık ki işte bu, bu bile gündeme getirildi. Ee, yani bakınız e, çok ...zor bir konunun yürütü, yürütülmesini i̇şiniz yapıyoruz. İşiniz zor. Dediğiniz ya 49 yıldır. Gerçekten zor işiniz. Zor. Ama, <laughs> ama evet, en, zor ne, an... en zor ne de bilir misiniz? Yani e, bu toprakla ilgili konuşuyoruz. Madem bunların altını çizmem lazım. Lütfen. Kıbrıs Türkü tabii 43 yıldır bu e, e, elinde olan topraklarda yaşıyor. Müteddit defalar ha bugün hayarın yarın anlam planı olduydu olacaktı... Koeyar belgesi Go haritası şu su bu su hep bu süreçler geçti ve sonuçta tabii ki şu da bir gerçek e, haline geldi 43 yıl sonra e, insanlar e, bu topraklardan e, herhangi bir e, uzlaşma yönünde e, vermeyi e, çok zor bir e, hale getirdiler. Hı hı. E, ama bir şey var bu unutulmasın. Bu topraklar savaşta kan döktük, gaziler oldu, şehitler oldu. Kıbrıslıların her ailesinde de var. Türkiye'den de Mehmetçikler geldi, onların ailelerinde de bu acılar yaşandı, etti. Ancak uluslararası hukuk diye de bir şey karşımıza dikildi. Ve bize 12 yıl önce taşınmaz mal komisyonu kurduruldu. Nedir bu taşınmaz mal komisyonu? Rumların bu taraftaki mülklerini mülk olarak sayan hı hı. ve müracaatları halinde eğer e, iade edilemeyecek bir e, topraksa veya mülkse onun tazminatının ödenliği bir kuruldur bu. Şu ana kadar 600 kişiye 300 milyon euro tazminat ödendi. Kim ödedi bunu? Anadolu'nun yoksul insanlarından kesiler vergilerle ödeniyor bu paralar. Yani kanla aldık bizim oldu diye bir şey yok. Ödüyoruz. Titina Loizidu hanımefendiye sadece kullanım kaybı olarak 2003 yılında 1 milyon euro ödedik ve mal da kendinde kaldı gene. Peki bu, Şimdi bunları niye anlatıyorum? Bu çok önemli. Evet bazen unutuyoruz ama bu, bunlar yaşandı. Doğru. Bunları niye anlatıyorum? Çünkü biz sanıyoruz ki tamam yani Akıncı vermesin, Akıncı gider, Mehmet gelir, o da vermesin, vermesin, vermesin ama bu sorun bitmiyor. Şimdi halbuki bir çözümde eğer %29 artı çerçevedeki ta yıllardan beri gelen orandır bu. Bunu gelmiş geçmiş Türkiye yönetimleri de aslında içselleştirdiler bu konuyu. Hı hı. Ee, yani <laughs> Sayın Rahmetli Ev, Evren'in bile söyledikleri var, hatırlanacaktır. Yani biz burayı e, hep, ilan eğer hepsi bizde kalsın diye almadık demiştir. Mesela Kapalı Maraş Bölgesi için bu sözleri söylediğini herkes biliyor. Bu haritayı peki Sayın Cumhurbaşkanı ile Erdoğan'la hiç e, müzakere ettiniz mi, konuştunuz Bana mu? Valla şunu söyleyeyim, e, Türkiye'nin bütün yetkilerinin e, hepsinin bizim yaptığımız e, <laughs> işlerden haberleri vardır. Hı. <laughs> Bunun başka türlüsü de zaten olmaz. Hı hı. E, zaman zaman tabii ki e, gerekli kovalarda bazı inisiyatifler alınır. Ondan sonra tekrar değerlendirilir, birlikte yürünür. Şu anda Sayın Çavuşoğlu geldi geçen gün. Ne konuştunuz? Birlikte, yani neyi konuştuk? İşte süreci konuştuk gene. Hı hı. Bizim aldığımız e, müzakerelerle ilgili kararı, tutumu benimsediklerini söylediler, gittiler. Yalnız zaman zaman bazıları işte bizi Türkiye ile farklı konumlarda gösterme gayretleri var. Böyle bir durum söz konusu değildir. Gerektiği zamanlarda gerekli inisiyatifler alınmak durumunda kalınabilir. Alırsınız bazı inisiyatifleri. Ancak bu bir de şu vardır yani Kıbrıs Türk halkını kimse Rumlar bizi hep öyle görür gösterir. Kukla diye de görmemelidir. Ben halkımın oyuyla geldim buraya. Yüzde 60 küsur oyla seçildim. Halkıma ve vicdanıma karşı sorumluluklarım var. Beni bu halk bu çözüm için seçti. Hı hı. Onun yanında tabii ki başka hususlar da var seçmelerinin nedeni olarak. Ancak bunu, ancak bunu elbette Türkiye ile de yakın diyalog ve istişare içinde yürüterek bir sonuca varabileceğimizin de bilincindeyim ben. Türkiye'nin desteklemeyeceği bir çözümü de maalesef yaşama geçirmek mümkün değil. Ancak İsviçre'de yaptığımız çalışmalarda biz bir adım attığımız zaman bu yüzdelikle ilgili ara talebeden gene Rum tarafı oldu. Ben talep etsem bu arayı ve Ankara'ya gidiyorum e, görüşmeye desem beni burada bizim meşhur bir meydanımız var Sarayönü orada linç diye adım atamıyorsun, sen e, hiç e, e, Kıbrıs Türkü'nün iradesi yok mu o diyeceklerdi. Rumlar da bu, bu konuda beş beterini söyleyeceklerdi. Halbuki kendisinin özel uçakla geldiği halde, kiralayıp, e, sen git birkaç gün yap temaslarını, öyle gel dediğimiz halde, e, hayır on gün bize ara ver, e, gidelim Atina'yla danışalım dediler. E, dolayısıyla e, benim e, bu noktalarda söyleyeceğim şudur. Kıbrıs sorununun çözümünde yalnız bizim değil, Türkiye'nin de çıkar olduğunu değerlendiriyorum ben. E, ve o nedenle bu ilişkiyi sürdürüp bu işi doğru bir sonuca e, götürmeye çalışıyorum. Peki, 5 e, başlıklı değil mi efendim? 6. 6 başlık. Bu 6 başlıkta e, ne kadar ilerleme sağladınız? Yani İlk 4 hani... başlıkta ciddi ilerlemeler var. Lütfen söyleyin hangileri onlar? Şimdi bakınız yönetim güç paylaşımı yani bu federal hükümet nasıl olacak mesela iki kurucu devlet evet. bu iki kurucu devletin kendi yönetimleri kendi bu polis teşkilatları kendi mahkemeleri her şeyleri ayrı olacak federal e, yapıda da bir eşit sayıda senato 20-20 e, temsilciler meclisi nüfus oranına göre başkanlık sistemi e, bir Rom başkan bir e, Türk başkan Bunların da dönüşümlü olması konusunda, rotasyon olması konusunda aslında bir anlayış beraberliği sağlanmıştır ama bu açıklanmak istemiyor Rum tarafında. Bunu koz olarak tutmak istiyorlar sonuna kadar ee, ama e, günün sonunda bu olacak. Çözüm olacaksa o da olacak anlaşmaya. Ama o, yönetim konusunda iki yıl Rum kesimi, bir yıl bir yıl. Evet. sizler olacaksınız. Annan Plan'daki gibi. Oradaki gibi. Orada, bir... orada da böyle bir uzlaşma vardı. Geçmişte yoktu bu. Sadece yardımcılık var. Bu vardı. bir kazanım mıdır peki size göre? Tabii ki kazanımdır. Başka bir kazanım daha var. 7-4 Bakanlar Kurulu. 7-3'tü. 1960 Cumhuriyeti'nde 4'e 2 idi Annem Plan'da. 7'ye 4 daha ileri bir orandır. Hiçbir kararda bir Kıbrıslı Türk Bakanı'nın onayı olmadan alınamayacak. Eskiden veto hakkı vardı. Şimdi de daha farklı bir modelle olacak. Şöyle ki savunma, güvenlik ve dış politika alanlarında Kıbrıslı, Türk ve Rum başkan birlikte karar verecekler. Ee, yönetim güç paylaşımı yönetim bir, ekonomik konuları iki, Avrupa Birliği konuları üç, mülkiyet dört, hı hı. toprak düzenlemeleri ve güvenlik garantiler. Yani toprak düzenlemelerinde de bir yere kadar gelindi. Evet, yani çok... Haritalar tabii karşılık olarak beğenilmedi. Ama diyorsunuz belli bir yerinin aşama nedir? Onu söyleyin sonra diğer şeye geçeceğim izninizle. Yani gelinen aşama müzakere sürecinde. Toprakla ilgili. Toprakla, toprakla ilgili. Artık toprak işi en son. Bir daha konuşulacak değil. Hı. Bütün bu süreçte, konularda uzlaşma sağlandıktan sonra mı tabi, en son? Yani bütün konularda artık uzlaşmaya yakın hale geleceğiz. Ona göre ben size bir şey söyleyeyim. Evet. 7-8 tane konu, mülkette birkaç konu. Ee, bu dönüşümlü başkanlığı bahsettim. Ee, Avrupa Birliği hukuku meselesi var. Türkiye yurttaşlarına Hı. Yunanlılarla eşdeğer muamele konusu var. Bütün bunların yanında güvenlik meselesi, garanti meselesi, toprak meselesi hepsi paralel bir şekilde sonuca gidilebilir. Yani final çizgisine, onlar ancak el ele yürüyebilir. Ama güvenlik ve garantörlük meselesi de hassas meselelerden biri. Özellikle Türk çok. askerinin adadaki varlığı çok önemli. Bu konuda Rum kesiminden yapılan açıklamaları biliyoruz. ne dersiniz? Bizim görüşümüz ne? Bir kere böyle Olsun. kestirmeci, toptancı yaklaşımlarla bir sonuca gitmek mümkün değil. Yani sıfır asker, sıfır garanti söylemi bizi bir yere götürmez. Halbuki Türkiye'de biz de kendilerine diyoruz ki, evet 1960'ta var olan bir anlaşmadır bu ama bir uluslararası niteliği olan anlaşmadır. Hı hı. Tüm taraflar buna uzlaşmadan, ki tüm taraflar Türkiye, Yunanistan, İngiltere, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafları anlaşmadan bu değişemez. Dolayısıyla eğer değiştirmek istiyorsanız, tüm tarafların kabul edebileceği bir şeyi yaratmak zorundasınız. Hı hı. Bize göre bu yaratılabilir şöyle ki. Nasıl olacak? E, şimdi e, şöyle olacak. E, Avrupa Birliği içinde olmanın ya da Birleşmiş Milletler'in güvencesinin yeterli olmadığını, e, işte hala <laughs> daha e, genç beyinlere enosis fikrinin sokulmaya çalışıldığını, e, Elam gibi par partilerin meclise bile girebildiğini gördüğümüzde. Ee, burada halkımızın da e, yaptığımız bütün araştırmalarda %80-90 oranında Türkiye'nin güvencesinden başka bir güvenceye razı olmayacaklarını biz gördüğümüzde hı hı. onların da bunu anlayış göstermesi lazım. Nasıl olacak bu? İki kesimli bir yapıya geçiyoruz geçmişte olmayan. Bu iki kesimin getirdiği yeni anlayışlar olabilir. Türkiye'de diyor ki buyurun 2017'ye adapte edelim e, bu eski anlaşmaları. Ben öyle inanıyorum ki bir çıkış yolu bunda bulunabilir. Eğer Rum tarafı toptancı yaklaşımı terk ederse sıfır asker, sıfır garanti yaklaşımı bizi bir yere götürmez. Hı hı. Oturalım bunları adapte edelim. Ben size bir şey daha o söyleyeyim. O konuda peki onlar katılar mı? Yani eğer bu sıfır... E, asker meselesi olursa çünkü o nasıl sonuçlar doğurur e, Türk askerine burada e, o olmayacak sıfır asker olmayacak e, mutlaka sonuçta bir uzlaşma olacak eğer anlaşma istiyorlarsa. Orada bir kompamye gelecekler diye düşünüyorum, göreceğiz gelişmeleri. İzn i̇zninizle siz işte çözümle ilgili görüşlerinizi söylerken adada farklı görüşü dile getiren bir Başbakan var, Hüseyin Özgürgün şöyle bir açıklaması var diyor ki halka sunulacak referandum planı ortaya çıkmadan harita vermeniz çok büyük ve çok büyük bir tabiz ve stratejik hata olarak nitelendiriyor. Kıbrıs'ta yükselen bu sesler halkla nasıl karşılık bulur? Çünkü Vallahi, farklı ses e, yükseliyor, siz farklı bir şey söylüyorsunuz ve müzakere sürecini yürütüyorsunuz. E, şimdi e, tabii ilginçtir. Sayın e, Çavuşoğlu'yla beraber e, Cenevre'de de bir araya gelmiştik. E, Sayın Başbakan Özgürgün yardımcısı Serdar Bey, e, Dışişleri Bakanı e, Tahsin Bey, bütün partiler hep beraber oturduk ve orada e, neticede son tahlilde aynı görüşleri paylaşarak ayrıldık. Sayın başbakan da oradaydı. Gün, sayın başbakan da oradaydı. Peki. E, yine burada oturduk. Peki, i̇zninizle sayın başbakan e, haritayı gördüm efendim gösterdiniz mi onu? E, ama hayır yani göstermedik çünkü e, e, sayın başbakan e, şöyle bir anlayış ser, sergiliyor. Bizimle geliyor e, burada görüşüyor. Ee, dışarı çıktığı zaman e, dışarıya e, iyi şeyler söylüyor. E, uzlaştık, e, ay, aynı görüşteyiz, destek oluyoruz filan diyor. En azından hı hı. müzakere sürecini destekliyoruz diyor. Ondan sonra gidiyor e, köye hemen 3-4 saat sonra e, ve diyor ki 1 santimetre kare verilmesine karşıyız. Biz de Cenevre'ye gidiyoruz ve Cenevre'de iki elimiz yakasında olacak diyor. Kimin? Bu müzakereleri yürüten cumhurbaşkanı. Yani size. Benim. Şimdi Cenevre'de buluştuğumuzda ben bunu soruyorum diyorum ki ya bana geliyor sayın Çavuşoğlu'nun önünde madem ki sordunuz söylüyorum ben de. Lütfen evet. Deşmeseniz söylemeyeceğim ama söyleyeyim da bilsin. Hı hı. Ee, orada bu konu açıldığında ben diyorum ki sayın başbakan bana geliyorsunuz çıkıp destek beyan ediyorsunuz iki saat sonra bir köye gidiyorsunuz bir santimetre kare verilirse iki elimiz yakasında diyorsunuz. Sonra Cenevre'ye geliyorsunuz. Cenevre'de de bana mesaj atıyorsunuz. Diyorsunuz ki sakın ola haritayı verme. Harita vermediğinde süreç çökecek. E, bunun altında biz kalacağız. Nasıl olabilir böyle bir şey? Ve nasıl olur köyde başka, bende başka? Sordum. E siyasettir bu Cumhurbaşkanım diyor. Verdiği cevap bu. Hı. E, şimdi siz böyle bir ortamda, iki elimiz yakasında, bir santimetre kare söylemlerinin olduğu bir ortada... ...dikkatli olmak zorundasınız. Ben yani iki sorum var Süren bitti ama onları sormadan e, bir ara verip sonra veda edeceğiz. E, bu e, enosis kararı ile ilgili Rum Kesimi bu kararı aldıktan sonra hiç eee Anastasiya bir görüşmeniz, bir telefon görüşmeniz, hiçbir temasınız oldu mu? E, Yok. Sonrasında bu karar, bu karardan sonra toplantıda görüştük işte. Ha, ondan sonra top, o, Hayır bir ondan çekip sonra ondan sonra. Bir sonra, sonra ondan bir telefon sonra... görüşmeniz, bir hayır. temasınız hiçbir şekilde olmadı. Olmadı hayır. Bir B planınız var mı peki? Nedir? Mustafa ha, bir söyleyeyim. B yani planı be... var mı? Çünkü Hı, o da işte... çok konuşuluyor. Hatta bugün ben birçok bir, bir kişiyle temaslarda bulundum. Ya bu olmazsa B planımız var mı bilmiyoruz ödediler. Lütfen Sayın Akıncı'ya sorar mısınız dediler. Ş Tabii soracağım zaten. Şimdi, şimdi şunu söyleyeyim. Hı? Ben masaya B planını yaşama geçirmek için oturmadım. A planını yaşama geçirmek için A planı da çözümdür, barıştır. Bu masanın devrilmediğini, ümit ettiğimi söyledim. İnşallah devirmezler. E, sallandı, bu sarsıntıyı bertaraf etsinler, sağlamlaştırsınlar, yardımcı olsunlar onlar da benim verdiğim emek kadar. Ümidiniz ve, var ama sizin, ben öyle anlıyorum. Sizin hala bir ümidiniz var. E, yani ben e, yanlıştan dönmenin erdem olduğunu düşünüyorum ve bunu da söyledim. E, ve bu madem ki yanlış olduğunu ifade eden bir lider var, bu yanlıştan dönmek niye zül olsun ki? Yani bunu yapsınlar ve bu masa kurulsun. Çünkü size anlatacak da bir sürü neden var bu çözümün hem bizim hem onların hem Türkiye ve Yunanistan'ın yararına olduğunu söyleyebilmek için. Şimdi B planından bahsedilirken hı hı. tıpkı Yunanlıların, Rumların düştüğü hataya düşen söylemler de oluyor. O nedenle bunu açıklamak isterim. Lütfen. Efendim olmazsa bir federasyon o zaman Türkiye'ye bağlanalım. Evet. Ee, bu B planı olamaz, C planı da olamaz, D planı da olamaz. Bu Türkiye'ye de büyük zarar verir. Zaten Türkiye'nin 800 bin kilometre kare yakın toprağı var. Kıbrıs'ın küçücük toprağına ihtiyacı yok bir. 82. vilayete ihtiyacı yok, 81 vilayeti var. Hı hı. Kıbrıs Türkiye'nin de iradesi bu değil. Beni seçerken ortaya koyduğu irade bu değil. Dolayısıyla biz nasıl ki enosis, hayır yanlıştır diyoruz. Taksim de Türkiye'ye bağlanmak da yanlış. Ha ne olur? Ne olur? Eğer Rumlar eğer e, illaki gelmiyorlarsa zorla da bir çözüm yapacak halimiz yok. Bizim kurulmuş bir devletimiz var. Zaten bu devlet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Eğer çözüm olursa iki eşit kurucu devletten birine dönüşecek. Evet. Eğer çözüm e, olamıyorsa iki ayrı devlet varlığını sürdürecek. Bunun başka yolu yok. Ve bu ayrılık maalesef daha fazla kökleşecek. Belki başka kuşaklar bunu yeniden değerlendirecekler gelecekte. Ama ben diyorum ki bu fırsatı heba etmesinler, onlar da bu hatadan dönsünler ve bu masayı yeniden kuralım. Herkes için yararlı olacak bir sonucu hep birlikte yaratalım. Sayın Cumhurbaşkanım bir ara verelim efendim izninizle. Aranın ardından tekrar Kıbrıs'tan canlı yayına karşınızdayız. Kısa bir ara. Evet, Kıbrıs'taki canlı yayınımızın sonuna geldik. 22 aydır devam eden e, müzakerelerde Enosis e, krizi yaşanıyor. Bu kriz aşılabilecek mi? Sayın Cumhurbaşkanı'nı bizi ağırladılar, Habertürk Televizyonu ağırladılar. Çok teşekkürler efendim, sağ olun e, yayın davetimizi kabul ettiğiniz için. Masada şöyle bir sallandı ama hala ümitli olduğunuzu görüyorum. Var mı bunun kesimine göreceğiz. buradan bir mesajınız, son mesajınız? Ee, be, benim söyleyeceğim önce size teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun efendim, teşekkür edin. Türk kamuoyuna sesleme imkanı buldum. Sizleri buralarda görmek bizim için büyük mutluluk. Sağ ee, şunu söyleyeyim e, son olarak e, Kıbrıs e, Türk'ünün e, eşitliği özgürlüğü güvenliği bir daha o enosis dönemlerinde yaşananların yaşanmama yaşanmayacağı bir sağlam anlaşma için e, uğraşlarımızı sürdüreceğiz karşılık görürsek eğer evet. elbette bunu başarabileceğiz. E, önümüzdeki e, günlerde gelişmeleri e, hep birlikte takip edip Türkiye ile de yakın diyalog ve istişare içinde bu yolu yürüyeceğiz. Temenni ederiz ki aklı selim, e, hakim olsun. Benim söyleyebileceğim bu. Peki, ben de kolaylıklar diliyorum size. İşiniz zor çünkü. 49 yıldır süren bir süreçte sizin bu kez omuzlarınızda ağır bir yük var. Kolaylıklar diliyorum. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydik. Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile birlikteydik. Lefkoşa'dan sizlere seslendik ve canlı yayınımızın sonuna geldik. Ajans 17'nin sonuna geldik. Kıbrıs'tan iyi akşamlar. Hoşçakalın.